Şimdi biliyorsun bu videolarla beraber herkesle sohbet etmeye başladım. Benim de hayatımda güzel bir şey oldu bu. Ondan sonra bir dolu arkadaşım... Aslında çok da iyi yaptın çünkü. Ha, farklı tanımaya başlıyorsun bir evet. de. Ya ne kadar muhabbetimiz olsa da şeyi o kadar hatırlamıyoruz. Veya bilmediklerimiz hep ortaya çıkıyor. O şey çok hoş. Ama herkese sorduğum bir tane standart soru var. Tarsus'a gitmek nasıl oldu? THC nereden çıktı? Vallahi THC nereden çıktı? THC tamamen annem babamın fikri olarak çıktı. Yani işte ilkokulda ben Mersin'de bitirdim. Bitirdiğim sene yani başarılı da bir öğrenciydim. Mutlaka yani benim hatırladığım o tarihlerde babamın özellikle ısrarı mutlaka bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenme gerekliliği ve çağımızın yani şeyi düşünürsen işte 68-69 o yılların şeyi hani bir 30 yıl geriye gidersen belki Fransızca düşünülebilir ama artık o tarihlerden itibaren belki 50'lerden itibaren Türkiye'de hani İngilizce bir tür dünya dili, bir lingua franca bütün milletler için haline gelmekte olduğundan illa iyi bir İngilizce öğrensin diye. O yüzden o zaman da okulların yani sadece bizim Tarsus değil işte Robert vesaire hani onların sınavları da ayrı ayrı yapılıyordu. Evet evet. Yani şimdiki kuşaklar bilmeyebilir. Şimdi hepsi birlikte yapılıyor ya bazı sınavlar. Ya şu Robert'in hala ayrı mı? Bilemiyorum. Artık ayrı imtihan yok. Yok değil mi? Doğru. Artık yok, devlet izin vermiyor. Neyse işte Tarsus'un sınavına ben hazırlandım, girdim. Kazanınca zaten başka sınava girmeye gerek kalmadı. Çoğumuz da olmuş evet, zaten herhalde. Evet. Yani kazanamasaydım herhalde Robert'in sınavına gidecektim. Çünkü o daha sonraydı. Onu da kazanamayınca ne olurdu bilmiyorum, ama biz zaten Mersin'deydik. Mersin'de olduğumuz için yani Tarsus daha herhalde beni yatılı vermek istemiyorlardı filan öyle bir de şeyleri vardı. Yani Tarsus'u kazanmamdan da memnun oldular. Dolayısıyla orada bitirdik ve hemen konu ben Tarsus'a başladım 69 Eylül değil mi? Evet, 69'un Eylül'ünde evet. Maceramız başladı THC'de. Yani bu tamamen şey hani benim düşündüğüm bir şey değil tabii ama zaten yaşımızda tabii yani o kadar evet. karar verici ve şey yapacağı değil. Peki şey diyeceğim, o 70'lerin Tarsus'undan neler hatırlıyorsun? Hatırlıyor musun bir şeyler? Birçok şey hatırlıyorum. Yani 70'lerin Tarsus'undan tabii ilk zamanlar biz okuldaydık. Yani sabah okula gidiyorduk. Akşamüstü dersler bittiği zaman Şanlıkle dönüyorduk. Bir ilk sene Şanlıkle ile gittik. Çok eğlenceliydi Şanlıkle. Bazı arkadaşlar hatırlarlar. Böyle herhalde bahar aylarında yani yılın bitmesine yakın bir zamanda Şanlıkle'de bir motor yangını oldu. Yani şimdi o otobüslerden yok. Şanlıkle burunlu. Burunlu, kamyondan işte camının üstünde Şanlıkle yazan. Bu Clay de ilginçtir. Yani Muhammed Ali aslında hani tabii. adamın kendisinin vurguladığı değil mi boksör? Tabii. Cassius Clay'yi bırakmış adam Muhammed Ali olmuş ve Türkiye insanı da onu evet. Müslüman dövüşçü olarak önemsiyor ve biliyor ama Şanlı Clay. Yani adam orada Clay'i korumuş bizim halkımızın temsilcileri diyelim o tarihte. Çünkü öyle bir temsil kapasitesi vardır. Clay denirdi yani. Denirdi. Sonra Muhammed Ali daha öne çıktı. Evet. evet. Yani ama biz hep Clay'in maçlarına giderdik falan öyle bir şey vardı. Neyse yani hep böyle lafı dağıtırım ben. Muhammed Ali Clay'in arabası yani Şanlı Clay ile biz bir gün Tarsus'a giderken Huzur Kent'in oralarda bir yerde yandı araba. Yani o burunlu motor kısmından bayağı alevler. Dumanlar sonra alevler filan çıktı. Sonra gene devam ettik. O çok eğlenceli bir otobüstü. Benim orada hatırladığım en önemli şeylerden yani kafamda hafızamda iz yapmış olan şeylerden biri de Kamuran Akkor'un söylediği Dağlar Kızı Reyhan şarkısı. Çok böyle şeydi, meşhurdu. Biz onunla eğlene eğlene giderdik filan. Hatta Refet diye bir abimiz vardı. Dağlar Kızı Refet yapmışlardı onu.
Refet abiyi delirterek gidilirdi yani filan. O da delirmezdi zaten muhtemelen. Ama Mavra'sı... Öyle bir Mavra'ya ilk adım hani Şanlı Kley'le başlamış oldu. Bir anlamda hani öyle bir hatıram var. Sonra minibüse terfi ettik. Terfi mi denir bilmem. Ne denir bilemiyoruz. Bilmem. Evet. Minibüse geçtik ya da. Hı hı. Minibüs şoförümüz de Mithat'tı. Mithat'ın bir lakabı vardı ama şimdi sen söyleme dedin, söylemeyeyim. Tamam, küfürsüz. Peki, küfürsüz olduğu için. Yok, istiyorsan küfredebilirsin küfür, yani. Küfür değil de hani bu futbol oyununda kullanılan ana malzeme olarak kendisini nitelendirdiğimiz bir Mithat. O da bunu çok beğenirdi. İşte Cengiz Sönmez de bizim minibüsün müdavimlerinden. Mithat'ın en belalı adamı müşterisi o. Cengiz. İşte orta birden itibaren ben Mithat'la gidip gelmeye başladım. Bu öyle devam etti şeye kadar. Yani orta 3 filan. Orta 3'te bitirme sınavları. Hı hı. Yani ben okulu bitirene kadar Mithat'la gittim geldim. Ha hep? Ha, evet. Yani son 76'ya kadar hep Mithat'la gittik geldik. Minibüsle Ford. Çok gururluydu Ford minibüsüyle. Değil mi? Ford minibüsü var falan. Ondan sonra onunla da çok uzun ve güzel bir beraberliğimiz oldu şeyle, minibüsle. Tabii orta 3'ün sonundan itibaren yani lise 1'e adımımızı attığımızda ben sigaraya başladım. Ve oradan itibaren de epey uzun bir süre içtim yani 30 sene falan. Hı-hı. Ciddi bir sigara tiryakisi evet, olarak yaşadım. Hepimiz öyle olduk zaten. Ha, ama ne bileyim artık onu biz niye başladık, şey yaptık falan o da ayrı bir muhasebe konusu. Fakat Mithat yani bizim minibüs, bizim evin önünden Mersin'de biz şeyde oturduk İstiklal Caddesi'nde. Hı hı. İstiklal Caddesi'nde bizim evin önünden geçer, ta Pozcu'ya kadar filan gidip işte oradan arkadaşları toplayıp toplamaya başlar. Sonra gelir gene bizim evin önünden İstiklal Caddesi'nden Tarsus yoluna çıkardı. Yani ben ilk de binebilirdim. Sonda. Sonda binebilirdim. İşte sigaraya başladıktan sonra ilk binmeyi tercih ettim. Çünkü bir an önce minibüse özgür minibüse sigara atıp içiyorsun. Sigara içeceğim diye. Orada da Serdar'ların, Serdar Küçükoğlu'nun evinin olduğu yerde bir Murat Bakkaliyesi vardı. Oradan da kaçak sigara alırdı. Kaçak sigara. O dönem tabii, tabii şey kaçak sigara. Tabii. Ve çok çeşitli sigaralar içtim o sayede. İşte 6.30'a doğru filan ben inerdim aşağı. Annemin yakarışları, ya oğlum bir şeyler yeseydin falan filan yok. Ciddi bir tiryaki olarak 15 yaşında. Ben hemen kendimi evden dışarı atıp işte Mithat'ın minibüsüne bineceğim de Murat Bakkaliyesi'nin önünde dururdu çünkü oradan birilerini alacağız. Onları hemen tık inip Murat'ta o gün ne sigara gelmişse gemilerden memilerden ne inmişse bir sigaramı da alıp ondan sonra işte okula dönerdik. Eğlenceliydi o günler. Peki çok Tarsus şehrinden bir şey hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum yani. Valla şehirden çok şey hatırlamıyorum. Değil mi? Ha, gündüzlerini ha, yani çünkü biz, hep kampüsün biz şehirde içi, hiç neredeyse pek dolaşmadık. Yani hepimizin, herkesin bildiği işte o Yıldızlar Köşesi. Kebapçının adını unuttum ya. Kime ne mi? Yok. Kebapçı. Yani o Yıldızlar Köşesi'ni döndükten sonra ilerlediğim Beyti. Beyti'nin tabii çok ciddi bir yeri var. Lise zamanları. Bir de gene adını şimdi tabii Beyti ya. Beyti'ye sık gitmeye başladık bir tarihten itibaren. Yani bu işte benim sigaraya başlamam lise 1. Büyüdün. Evet büyüyoruz ve lise 2, lise 3'te de öğlenleri zaman zaman Beyti'ye kaçmaya başladık. Hatta bazen orada işte artık okulu asma noktasına geldi. Bazen yani haftanın belli gün, her hafta değil ama zaman denk geldiğinde, mevsim uygun olduğunda öğlen Beyti'ye kaçılır. Beyti'den sonra da okula gidip derse girmek yerine tuhaf olur. Mesela Cengiz Sönmez bunun ortaklarından biridir. Cem vardı, Cem Turan. O da bu gruptaydı ki onlar bizden büyüktü bir sene. Bir sınıf. Bir sınıf büyüklerdi ama
Onlarla şeye gidip, kahveye gidip kaplı kaşlı oynar. Kağıt haline, tabii. Yani şey değil, hani kumar mumar gibi değil de vakit geçirmek için. Zaten o dönem biz şeye başlamıştık. Kahvehane kültürüne. İşte King ve bir Bridge oynadılar. Ohel. Ama daha çok King ve Bridge oynuyorduk ilk zaman. Ohel sanki biraz daha sonra girdi, evet, geldi. Evet. Ohel bir de böyle şeydi ya, işte şu kadar oyun olacağı sabit. Falan, King falan oynarsın, tamam sıkılırsan aynen, kesersin. Aynen. Şey olur. Doğru. Yani öyle bir hani Tarsus'ta işte bu kebap. Hatırladın hocalar filan falan böyle ilgini çeken vaka. Vaka derken işte yani hocalarla başından geçen, seni sınıftan atmıştır bilmem, sevgi göstermiştir bilmem ne, olumlu olumsuz. Ben hayli şeydim yani, haylazlığı olan birisi bir öğrenciydim zannederim. Bir defa çok bizim o zamanki cezalar biliyorsun point, sonra tembih, ihtar, işte tektir, tart, öyle yükseliyordu. Evet. Ben o cezaların hepsini hamdolsun aldım. Tart da aldım. Aa, ne diye tabii, aldın? Tartı ne diye aldık? Hatırlar mısın? Hoşmayer diye bir beden eğitimi hocamız vardı. Hani böyle sakallıydı da sonra sakalının bir yarısını kesti. Protest. I am protesting falan diye. Hollandalıydı değil mi? Hollandalıydı. Şimdi bizim futbol sahasını hatırlıyorsun, toprak sahası. Evet. Ne durumda şu anda bilmiyorum. Spor salonu var. Ha doğru. Bina var yani. Doğru ama hepsinde mi? Yok bir bölümünde. Yarısı bina öbür evet, tarafında doğru. Açık bir saha var. Evet, açık basket sahası. Şimdi açık sahanın, yani bütün orayı toprak saha olarak düşün. En primitif şekliyle hani. Tabii. Eğimliydi bir de. Eğimliydi. İşte o eğimli olan tarafta tabii kışın bazen iyi yağmur yağardı. Tabii. Hani, Çukurova'da. Baraj gibi olurdu. Aynen. Orası dolar suyla ve tabii yağmur kesildikten sonra da o su buharlaşmayla çekilirken orada mesela bir çamur tabakası olur. Evet. Şimdi gene böyle bir durum var sahada. Biz de beden eğitimi dersine çıkmışız. Sahanın etrafında diyelim 8 tur koşu yaptırıyor, ısınma turu şeklinde hoca. Fakat hocaya dedik ki aşağısı çamur. Hatta yani balçın ötesinde yer yer su da var. Tabii. Ha. Yani çamura hem çamura hem suya gireceksin filan. Sonra İngilizlerin filmlerde çocukları nasıl koşturduklarını gördüğümde yıllar sonra yani bir hayli utandıydım adama. Çok yani lüzumsuz yere itiraz etmişiz. Fakat adama dedik ki biz oradan koşmayalım hocaya. 7 tur atacaksak orta sahadan dönelim ama 7 yerine 14 tur. Yani ben öyle hatırlıyorum şeyi, problemi. Yok ille koşacaksınız filan diye ısrar edince sınıfça bir protesto alkışı başladı. Sen hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben senin tart aldığını bile bilmiyordum. Küfürle birlikte bir Hoşmayer. Hani iki eceli bir küfürümüz var ya bizim. Dat dat Hoşmayer filan diye. Ondan sonra adam bir şaşırdı filan. Biz de diyoruz ki bu adam hani yeni geldi, küfürleri anlamıyor nasıl olsa. Bu diye. Lise 3'te mi? Lise 2'de mi? Vallahi lise 3 de olabilir, lise 2 de olabilir. Hı hı. Tam yılını tam şimdi ben hatırlamıyorum. Lise 2 olması daha muhtemel. bir şey oldu, bir anda herkesin sesi kesildi. Biz 2-3 kişi, galiba onlardan biri de Melih'ti. Melih buralardaysa sorarız. Melih Apa. Küfrederken yakaladı. Küfrederken biz iyot gibi kalmış olduk. Böyle birden herkes sustu, biz gene bağırmaya devam ediyoruz. Ve galiba 3 ya da 4 kişi bizim ismimizi disiplin kuruluna verdi. Disiplin kuruluna verince tabii biz, disiplin kurulu bizi savunmamızı almak üzere çağırdı. Bir tür yargılama yaptı tabii, tabii. Hocalar yani. Yalçın Hoca falan vardı, edebiyatçı, ortaokuldaki. Türkçeci. Türkçeci, pardon. Ondan sonra ben disiplin kuruluna çıktığımda Mr. Robson müdür bana dedi ki buradaki ifademi dedi Türkçe daha Türkçe verirsen senin için daha iyi olur. Çünkü hani kendini belki daha iyi ifade edersin filan dedi.
Ben de oradan aldığım cesaretle ya herif bizi çamurdan koşturmaya kalktı filan diye böyle kendi kendime bir doğal anlatım içine girince bu herif kelimesi de beni hemen kesti Mr. Robson. Tamam dedi yani sen... Belli oldu. Belli oldu senin ne mal olduğun, sen küfür de edersin, her şeyi yaparsın gibi. Hani öyle bir şey demedi bana da bu anlamda... Body yani, language onu söyledi. Işte zaten herif diyorsun dedi. İşte oradan ben 3 günlük tart aldım. Bilmiyordum ya evet, ben senin yani, tart aldım. Galiba diğer arkadaşlar tektir aldılar. Olabilir. Geri kalan şeyler. Olabilir. Yani tart alan olmadı benden başka da ben 3 gün öyle bir okuldan uzaklaştırma cezası benim yemiş oldum. Benim de ikinci tartımda benim yatılığımda sen ne zaman tart aldın? Ben iki kere aldım. Kaçmaktan. Ben de onu bilmiyorum. Benimkiler kaçmaktan. O da ayrı bir yer. Biri Ankara'ya kaçmıştım, öbürü de bahçede yakalanmıştı. Bahçede yakalanmıştı. Onu biliyorum ama onda tart mı ben? Unutmuşum. Onda tart yani pardon herkesin gündüzlülüğü alındı. Benim bir de ikinci defa diye bana bir de 3 gün tart verdiler. Öyle garip bir yargı mekanizması anladım, vardı ya. Anladım. Bak ben o tartı unutmuşum. Yani şeyi biliyorum yoksa yani yakalandığımı. Tabii. Gürültü patırtı. Ondan peki, Tarsus'tan sonra Tarsus bir dolu iz bırakmıştır. Hepimiz çok, iz bıraktı. Tabii. Ondan sonra... Tarsus yani hepimiz gibi beni de şekillendiren okuldur yani. Değil mi?